Hiç yaşatamadım bunları. Sevgili Devin, Devin seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Sen benim canımsın biliyorsun değil mi? Hı? Bak senin her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bunu asla unutma. Konuşamadık da asla. Tamam deseydim ne vardı? Tamam deseydim, gitseydim, konuşsaydım ne vardı ki asla? Tamam yapma bunu sakın. Sakın. Kendini böyle bir şeyle suçlama lütfen. Tamam. Tamam. Hep böyle mi hatırlayacağım asla? Böyle hatırlamak istemiyorum ama. Hatırlamayacaksın. Bak. Babanla ne olduysa oldu. Ne yaşandıysa yaşandı ama o senin baban, tamam mı? Unutma. Unutmayacağız. Ve elimden gelen her şeyi sana yapacağıma dair söz veriyorum sana. Onu biz güzel hatırlayacağız. Sana söz veriyorum. Güzel hatırlayacağız. Güzel. Tamam. Göreceksin. Babamın öldüğü gün büyümüştüm ben. Babasının Hülya'sı değil, Hülya Soykan'dım artık. İnsanlar değişir. Peki insanlar iyileşebilir mi? Sizce Ergun yaşasaydı iyileşebilir miydi? İstediği parayı verseydim yine de beni oğlumla tehdit etmeye devam eder miydi mesela? Sizce ben iyileşebilir miyim peki? Sizce sevgi herkesi iyileştirebilir mi? Çocuklar hadi içeri geçin, üşüyeceksiniz. Çocuğum. İş güç falan olunca pek uğrayamadım. Yoksa ne zamandır aklımdaydı biliyor musunuz? Ah Leyla hacım. Anlamcım. Başınız sağ olsun. Kal başına. Sağ ol canım, sen sağ ol. Otur. Nasılsın, iyi misin? Ay senin için o kadar sevindim ki. Yani böyle özgürlüğüne kavuştu, çocuklarına kavuştu. Nasıl, çocuklar iyiler, mutlulardır değil mi? İyiler, iyiler. Gayet iyiler. Çok özlemişiz birbirimizi tabii. Ya özlemez mi? Bak bundan sonra bütün vaktini onlarla geçiriyorsun, tamam mı? Gezin, tozun, eğlenin, tatile çıkın. Bak tiyatroya gidin, sinemaya gidin. Şimdi çok güzel filmler var. Aa 22 Aralık'ta şey geliyor, cenazemize hoş geldiniz geliyor. Al çocukları git. Ana, bu karnın etekleri neye çalpara çalıyor böyle? Sen ölü evinde gıybet mi yapıyorsun ya? Gevşek, git. O yüzden koymuşlardır diye tahmin. Ah Nedret Hanımcığım. Hoş geldiniz. Ay ne zamandır görüşmüyoruz? En son Hülya Hanım'ın intiharında görüşmüştük galiba değil mi? Gelin gelin oturun, nasılsınız? Kenan'la gel. Başınız sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Otursana sen de kızım. Yok ben hep. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Yağmur Hanım, başınız sağ olsun. Neyse.
Başın sağ olsun Yağmur. Yemek için, yemekte konuşmuştuk, evde bir tadilat. Bir tane. İyi misin Müşerif? Yağmur. 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 Niye böyle yapıyorsun güzelim? Ha? Niye yapıyorsun bunu? Bir şey yapmıyorum, hava almaya çıktım. Yağmur. Yağmur bak bana bakayım bir. Bak bana bir. Yağmur. Sen babamın ölümünden beni mi sorumlu tutuyorsun Yağmur? Bilmem. Böyle sorduğuna göre belki sen kendini sorumlu tutuyorsundur. Yağmur yapma ne olursun. Bak Hülya Hanım var içeride. Onlarla ilgilen istersen. Canım. Şişt. Merhaba. Merhaba. Devin Hanım. Sermet Kozlu ben. Cenazede denk gelemedik. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Aslan Sermet Bey babamın ortağıydınız herhalde değil mi? Sadece ortak değil. Abi kardeş gibiydik biz. Yol arkadaşıydık. Ben de abimi kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun tekrar. İsa'nın yol arkadaşının kaybetmesi gerçekten çok kötü bir şey. O yüzden Allah sabırlar versin size de hepimize de. Sağ olun, sağ olun. Buyurun ben size içeriye kadar eşlik edeyim. Buyurun lütfen. Baba acısının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ne zaman ihtiyaç duyarsan konuşuruz, tamam mı kızım? Sağ olun Hülya. Devin Hanım. Hülya. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Estağfurullah. Tekrar başı sağ olsun. Bana yaptıklarını unutmadım. Unutmayacağım. Sana da unutturmayacağım. Senin o sahte sevgi gösterilerini ben yemem. Kötü her zaman kötüdür. Değişmez. Sen de değişmeyeceksin. Bırak kolumu. Sen iyi alışmışsın içeride kabadayılığa. Bırak. İçeride sürekli gördüğüm iki tane rüya vardı biliyor musun? Biri çocuklarıma kavuştuğu an. Diğeri de benim dışarı çıkışım ve senin içeri girişin. Kim bilir? Belki de olur. Soykanların hülyası. Oğlum nasılsın? İyi misin? Devin. Bir film açayım izleyelim olur mu? Turgut'la konuştun mu sen? Bir haber var mı? Konuştum ya, iş güç. Bir şey değil. Babamın kanında alkol çıkmış mı peki biliyor musun? Devin bilmiyorum böyle şeyleri artık, tamam düşünme yeter, tamam. Düşünme artık. Hadi bak güzel bir film açayım. Şöyle gülelim biraz. Hı? Güzel bir film izleyelim. Ben seni güldürmeden bırakmayacağım bak, yemin ediyorum. Seni var ya, güldürmeden rahat yok. Aslanım, Ergun Bey'in evine gizlenmiş bir telefon bulduk. Yarına kadar kırarız, bilgin olsun.
Geldi. Kahvesini dinlemeyeyim mi Sıralcığım? Geldi. Vallaha geldi. Artık çekil kızım. Artık yüzler gülüyor. Ha? Abi sen sucuktan gülen ağız mı yaptın ya? Becerebildik mi? Teşekkür ederim hayatım. Teşekkür. Bak bakayım ona bir. Bir parça. Ha, bir kısmı var. Ha? Güzel. Güzel, senin yüzün hep gülüşüm. Canım benim. Telefonu çözdük aslanım. Marina'da seni bekliyoruz. Yavrum. Benim Marina'ya gitmem gerekiyor. Orada bir saat işim var. Onları halledeceğim. Sonra seni buraya geleceğim. Alacağım. Neslihan'a gidiyoruz. Tamam. Aslan hiç terapi bir günümde değilim bugün ya. Yapmasak olmaz mı? Allah Allah. Senin gibi bir terapistin vereceği cevap mı bu ya? Bak seni meslekten men ederler ha. Kızım %100 iyi gelecek sana. Hadi gel gidelim. İnan ki %100 iyi. Hadi Allah sen de bir destek ver oradan hadi. İçine atma yavrum, içine atma. Ha? Bak psikolojinin özetini yaptı sana. Budur. İçine atma. Tamam mı canım? Oradan çıktıktan sonra da. Güzel karımın güzel gönlü ne istiyorsa onu yaparız. Seviyorsun. Gece eve gelip yorgan altında yapmak istemiyorum. Onu yapmıyoruz yavrum. O bizim hizmetimizde yok. Onu yapmıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Abi çıkıyorsan beni de okula bıraksana. Çabuk yavru Ceren. Hala buradasın. Hı. Al ekmeğini de. Al ekmeğini de kızım. Güldürme sırası sende. Bir fıkra anlatayım mı? Gerek yok hala. Alo, buyurun. Demin Hanım merhaba. Ben Cinayet Büro'dan Komiser Sedat Altun. Merhaba, buyurun. Sizi babanızın geçirdiği trafik kazası için rahatsız etmiştim. Anlamadım. Babamın kazasının Cinayet Büro'yla ne ilgisi varmış? Kazaya dair tutulan bazı bilirkişi raporlarından sonra dosya bize geldi. Evet. Devin Hanım, babanızın kullandığı aracın frenlerinin tutmadığı saptandı. Aracın fren aksanıyla oynanmış olabilir. Savcılık bir soruşturma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Alo? Buradayım. Hı hı. Müsait olduğunuzda ifade vermek için sizi emniyete bekliyoruz. Tabii ki. Teşekkürler. Ne oldu kızım? Emniyetten aradılar. Babamın kazasıyla ilgili. Cinayetten şüpheleniyorlarmış herhalde. Senin dilin ne diyor kızım? Böyle bir ihtimal var mı? Yani babanın bir hasmı var mıydı? Kim böyle bir şey yapar hiç bilmiyorum ki. O kadar yakın değildim ben de babamla. Ben bir Marina'ya gideyim, Aslan'la konuşayım şunu. Devin bir dur bak. Yavrum bak. Şimdi bu gebeliktir, tahlildir falan. Yani foyaları ortaya çıkınca rahmetliyle Hülya boğaz boğaza gelmiş olmaz. Yapma Allah, tamam yapma. Ben şimdi böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Yavrum daha önce de ihtimal vermedin ama bak gördük sonun ne oldu. Yani bu kadın zehirden besleniyor. Akrebin fıtratı belli. Hayır Allah, hayır. Lütfen rica ediyorum. Biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Hülya Hanım iyileşmeye çalışıyor. Ben böyle bir şey yaptığını düşünmek istemiyorum. Havalandırma mazgalına gizlenmişti aslan. Bu cinayetin arkasında kim varsa muhtemelen ipucu bu telefondu. Cinayet şüphesini biliyordun ve bana söylemedin mi Aslan? Bir söyledim.
Ne bu elindeki? Düğün. Bir şey daha kesinleşmeden, tamam mı? Daha acın taze olduğu için kesinleşmeden haber vermek istemedim sana. Bu senin babanın gizli telefonu. Bizimkiler evinde bulmuşlar. Tamam. Açalım. Devin. Hadi aç aslan. Lütfen. Sermet orada işte. Gel bakalım buraya Sermet kardeş. Hadi bakalım. Senin aç gözlüğün yüzünden yakalandık. Davada her şeyi üstüne alacaksın. Ergun cevap ver. Sana son uyarım. Ergun çoluğun çocuğun var benim. Benim neler yapabileceğimi sen çok iyi bilirsin. Eğer senin yüzünden ben de hapse girersem seni öldürürüm. Ben bu bak bak bunu var ya bunu ben ilk gördüğüm dakika bundan kıllandım biliyor musun? Böyle adamdan korkulur ha. Bak böyle adam yamuk olur dedim ben. Benim elimdesin sen şu an. Aslan bir dakika. Tamam senin benden çekeceğin var. Bir dakika. Hadi gör bakalım. Aslan bir dakika. Ben biliyordum. Babam annene sesini utatmış. Tahlil sonuçlarını değiştireceksin. Devin için annelik defteri de evlilik defteri de kapanacak. Hülya Hanım, size daha kaç defa söyleyeceğim. Ben bu işte yokum. Sana böyle bir seçenek sunmuyorum ben Ergun Bey. Hastanede yaptığın usulsüzlüklerin üstünü örtmem için kabımda aza alamadın. Daha dün yüzlerce cihaza sahte ruhsat ayarladım. Bunların bir karşılığı olacak. Yoksa yakarım başını. Yapamam. Ne olursa olsun o benim kızım, o kadar ileri gidemem. Sana bir gün mühlet, düşün taşın. Ya kızının evliliği bitecek ya hayatın. Üçüncü bir seçeneğin yok. Ya bana istediğim parayı verirsin ya da benimle beraber hapse girer, oğlunu sonsuza dek kaybedersin. Üçüncü seçeneğin yok. Ya biz dur ya, biz iyileşiyordu benim annem ya. Geçen gece biz dans ettik ya beraber. Beraber biz dans ettik geçen gece bir saniye. Aslan. Yok annem iyileşiyor da benim. Tamam. Bir sakin olalım. Bir kafamızı toparlayalım. Bu sesli notlar belli ki aylar öncesinde atılmış. Annen o zaman öyle düşünüyordu. Bunu biliyoruz zaten. Ama Sermet de hala şüphelimiz. Acele etmeyelim. Acele karar vermeyelim. Eğer hapiste tehdit ediliyorsa Hülya Soykan, eğer oğluyla tehdit ediliyorsa, bak eğer ben annemi şu kadarcık tanıyorsam. Aslan, lütfen acele etmeyelim. İnsanlar değişebilirler. Ne yapacağız peki şimdi? Sermet'e de anneme de ikisine de gideceğiz. Tamam. Tamam. İkisine de polis cinayetten şüpheleniyormuş bilgisini vereceğiz. Zaten hangisi ise hemen delil karartmaya başlar. Tamam. Biz çıktıktan sonra hangisi sağa sola saldırmaya başlarsa, hangisi böyle arkasında bir iz bırakırsa babanın ölümünden o sorumludur. Sen annenle konuşmak ister misin? Ben Sermet'e gideyim. Sen anneme git. Tamam. Tamam. Peki annen çıkarsa ne yapacağız Aslan? Bilmiyorum tabii.